Arkadaşlar herkese merhabalar, hayırlı sabahlar, sabahın erken saati. Ekim ayının ortalarındayız, aynı zamanda sonbaharın da ortaları, kestane zamanı geldi. Kestane toplamaya gideceğiz, bakalım toplayabilecek miyiz, neler var. İstikamet arkamda görmüş olduğunuz, biraz da güneş ve sisten gözükmüyor. Hamza Dağı ve arkası Serindere Köyü civarında ormanlık alanda gezeceğiz. Bakalım güzel bir şeyler çıkar inşallah. Millet yavaş yavaş gidiyor. Bir haftadır burada müthiş bir trafik yoğunluğu var. Herkes kestaneye çıkıyor. Sosyal medyadan mutlaka sizler de görüyorsunuzdur. Bizim kestaneye gitme alanımız burası. Başkere Doğantepe Mahallesi'nden bu yoldan çıkıyoruz Hamza Dağı'na. Keza bu sol tarafta gözüken Karatepe ve Aslanbey beldelerinin üst tarafı. Dağın arkasında da zaten ve burada da Yuvacık var. Serindere, Serinlik, Aksin, Tepecik, buralara giden yollar, aynı zamanda İznik ve Pamukova'ya giden yollar var. O arada bu havzada herkes toplayabildiğini topluyor artık. Herkesin nasibinde ne varsa. Geçen sene çıkamadık, yoktu. Bu sene bakalım neler çıkacak. Arkadaşlar Hamza Dağı zirvesine geldik sayılır. Rampa bitti. Yavaş yavaş buradan öteye arayacağız. Bu sağ tarafımızda gördüğünüz yerde doğa sporları zayıflama kampı. HK Doğa Sporları diye bir zayıflama kampı. Çok işlek. Son zamanlarda gelen gideni çok olan bir yer. Bilenler bilir, burası buraya Hacı Ömer Düzü ya da Hacı Ömer Suyu. İleride solda su var. Bilmiyorum şu anda faal mi diye. Bu kenarda da ormancıların kestiği siter siter diye ayırdıkları odunlar var. Evet, Hacı Ömer Suyu, burada da bir su var. Hacı Ömer Suyu diyorlar. Tabii Hacı Ömer'i bir sefer araştırdım ama tam da kim olduğunu tam hatırlamıyorum. Bugün yine dağlar dolup taşacak. Aslında yarın ve öbür gün daha kalabalık olacağını düşünüyorum. Eğer güneş olursa herkes bu zamanlarda dağa geliyor, kestane topluyor. Herkes nasibinin peşinde. Bu önümüzde de bir kafile var. Herhalde bunlar da sabah sporuna ya da yürüyüşe. Ha, pardon. Şimdi anladım. HK Doğa Sporları'nın da kalanlar diye düşünüyorum. Sabah yürüyüşüne çıkmışlar. Biz de kestanemizi toplamaya gidiyoruz. Yanımda damadım Muhammed var, şoför. İleride bir su deposu var. Onun oralarda arayacağız nasibimizi. Toplayacağımız alana geldik. Birkaç gündür yağmur vardı. Biraz fırtına, ardından güneş çıktı. Ben geçen hafta geldim, var mı yok mu diye bakmaya. Kestane vardı ağaçlarda, fakat dökülmemişti. Öyle birkaç tane topladık diyebilirim. Son bir haftadır yağmur vardı ama benim kapı şimdi güzergah olduğu için görüyorum sürekli yüzlerce araba geçiyor.
Çıkanların kimisi tanıdık. Sosyal medya hesaplarından baktım, toplamışlar. Yağmur çamur demediler. Geçen haftaki yağmurda yine de çıktılar. Bugün hava güneşli olunca biz de bir şansımızı deneyelim dedik. Buradan sol taraftan içeri girip bakacağız. Evet, kestaneleri toplamaya başladık. Şöyle gösterebilirim. Şuradan da bir kumuş göstereyim size. Kestane içerisinde eldivenden çıkarmaya çalışıyorum. Çok fazla böyle açılıp da tane tane dökülmüş olanı yok. Ya da bizden önce gezenler onları topladılar. Biz de bu dikenli kumuşların içerisinde kalanları topluyoruz. Başladık bakalım. Güzel kestane var. Kestaneler iri. Afiyetle yiyelim inşallah. Bakıyoruz. Biraz kafa dinlemek, akşamlarda biraz eğlence olsun istiyorsanız, imkanınız da varsa çıkın dağlara doğru. Hem temiz bir hava alırsınız, hem de akşam eğlencelik yemekli kestanesiz toplarsınız. Öyle çarşı pazarda satılan kadar olmasa da güzel kestane var. Şimdi ararken karşıma da bir şey çıktı, onu da göstermek istiyorum. Her yerde olduğu gibi ormanlarımızı da kirletiyoruz. Cam uzun yıllar doğada var olacak. Bunu biz peşimize alalım. Çöpün birine atarız. Burada bırakmamak lazım. Ama çıkın gelin Samanlı Dağları, bu tarafta oturuyorsanız Kocaeli bölgesinde Gölcük'ün sırtları, Kartepe'nin, Başiskele'nin sırtlarındaki dağlarda her yerde bulabilirsiniz. Yani illa mekan bilmenize de gerek yok. Kestane, yol kenarında kestane gördüğünüz bir yer bulursanız girin ormanın içerisine arayın. Burada bütün ormanlar devletin, herkesin girip rahatlıkla arayıp toplayabileceği yerler. Siz de çıkın gelin. Evet, güneşli güzel bir gün. Çantamı doldurayım cebimdekileri. Geldiğimiz yerde doldu artık, istikak bitti. Başka bir bölgeye geçelim. Cepleri de doldurmuşum. Onu da boşaltayım bari. Bir elime kova falan almayı düşündüm ama malum dağda kovayla gezmek o kadar kolay değil. Mecbur giydiğimiz elbiselerin ceplerini dolduruyoruz. Evet, bayağı oldular. İçini de göstereyim. Bu ki burada kestaneler güzel iri.
topladığım yer burası. Bu karşımdaki yer Serindere köyünün üst tarafı. O dağa çıkmak istiyorum. Karşıda bir dağ var. Bir gün nereden çıkıldığını da bilmiyorum da bir gün çıkarsam oraya da bir video çekeceğim. Serindere Kanyonu'nun üst tarafı. Serindere Kanyonu da hemen bu arada. Keloğlan gibi. Kazma var peşimde, küçük. Böyle hafif, ele uygun. Çantamı da taktım. Ama bir eksiğimiz var. Bugün hiç azık almadık peşimize. Yiyecek hiçbir şey yok. Eğer buradan bir şey çıkarsa oradan atıştırırız artık. Başka bir mekana geçiş yapıyorum şimdi. Topladıklarımızı arabaya bırakalım, yük yapmayalım. Allah herkesin rızkını her yerde verir. Dağda yabani bir elma bulduk. Kazmanın da yardımıyla birkaç tane alıp yiyeceğim. Yani büyük olmasalar da zaten yabani işte. Çok güzel. Dağda tamamen organik muşmula. Maşallah var, çok da güzel. Dalları dolu. Ehil olanlar kadar iri olmasa da yine de varlar. Diğer avlak gibi değil. Mera gibi. Öbür ormanda daha iyiydi. Eldivensiz sakın gelmeyin daha. Vallahi dikenler batar, uğraşırsınız. Burada biraz çıktı ağacın altında. İşte büyük sıkıntı bunu almak. Aynen. Arkadaşlar, çok acayip yoruldum. Galiba yaşlanmışım. Vallahi nefes nefese kaldım ya. Bu arada PUBG Mobile çantam var. Ona dolduruyorum. Yukarı tarafta topladığımız kestaneler daha iriydi. Bu taraftakiler daha küçük. Yani onlar biraz ehil gibi sanki diyeyim. Burada da şükür bir şeyler bulduk ama çok acayip bir şekilde yoruldum. Eskiden öyle derlerdi yani, ceylan gibi gezerdim falan. Ceylanlık falan kalmamış. Bitmişiz. Kestanemiz de böyle. Bizden geçmiş ya. Ama yine birkaç akşam evdekilerin gönlünü yapacak kadar kızlarıma, oğullarıma, torunlarıma yetecek kadar topladım. İyi de bir kaçamak oldu. Geçen sene ağaçlarda kestane yoktu. Gelememiştik.
Bir sefer önceki seneden kalma dolapta vardı damadımda. Ondan alıp bir sefer yemiştim. Geçen sene yememiştik daha doğrusu. Bu sene güzel var. Dağlar yine dolu. Şu ileride topluyordum. Herkes ailecek gelmiş. Babalar, kızları, eşleri. Hem spor, hem yürüyüş. Biraz evde oturmaktan insan bunalıyor zaten. Hem onun biraz stresini atmış oluyorsun. Neyse, şimdi canınızı sıktım galiba, kapatayım. İnsan gibi toplamamışlar yani. Evet, kestane maceramız bitiyor. Ah, müthiş yoruldum. Yalnız bir itirafta bulunmak istiyorum. Sürekli aşağı inmekten başım döndü. Tansiyon hastaları için çok iyi bir şey değil. Ben de bir tansiyon hastası olarak müthiş bir baş dönmesi var. Kollayın kendiniz. Evet, kestane maceramız bitti. Arabamıza doğru geliyoruz. Birkaç akşam çoluk çocuk yiyecek kadar topladık. Bakalım Muhammed ne kadar toplamış. Bir bakalım. Ay maşallah, iri iri. Dur, benimkileri de bir kazmamı da alayım. Elimde de böyle küçük bir kazma vardı. Fazla ağır değil, hafif. Ama arabayı çizeceğiz. Oğlanın PUBG çantasını çaldık. Bizim de bayağı olmuş herhalde. Evet arkadaşlar, bugünkü kestane toplama maceramız bitti. Çoluk çocuk çıkıp gelin. Ben bugün eşim müsait değildi, alıp gelemedim. Çocuk da okulda. Damattan böyle bir kaçtık. Hafta sonu içinde güzel olabilir. Biraz ağaçları da gözetledik. Ağaçların üstlerinde halen daha, yani ben 10 gün önce gelmiştim. Yine yarı yarıya kestaneler duruyor. Tahmin ediyorum bir iki hafta daha bu kestane süreci devam eder. Gelecek hafta 8-4 çalışacağım. 4'ten sonra yine bir akşamüstü kaçarız buralara gelmeye. Hava güzel olursa hem piknik yapmak için hem de kestane toplamak için güzel bir alan. Arka tarafım Hamza Dağ'ın üst tarafı. Şimdi tam arkamda kalan HK Doğa Sporları'nın olduğu alan. Bu düzlükte topluyoruz. Diğer yerler uzak kalıyor. Oraya gidip vakit geçirmektense burada gelip topluyoruz. Güzel de bir ürün topladık. Videomu burada sonlandırıyorum. Kanalıma abone olarak bana destek olursanız sevinirim. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.